Merhabalar. Ekonomide bugüne hoş geldiniz. Ekonomideki gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ekonomik hayat dolu düzgün gündeme damgasını vurmakta açıkçası. Herkes öncelikle ekonomiyi konuşuyor ama ekonomiyi etkileyen ve ekonomiden etkileyen hususlar var. Şüphesiz ki en başta da siyaset gelmekte, dış ilişkiler gelmekte, dünyada olup biten her şey öyle ya da böyle Türkiye'ye de yansımakta. Türkiye'ye yansırken Bursa'ya da elbette ki etkileri olmakta, vatandaşın cebine de. Hani dolar yükseliyor, benim dolarım yok, bana ne diyen bir mantık elbette ki olamaz. Çünkü çok farklı bir şekilde fiyatlara yansıyan bir kur söz konusu baktığımızda piyasalar hareketli temel nedeni ise daha önce de sıkça dile getirdik. Öncelikle Ukrayna'daki gelişmeler ama çok ciddi bir küresel enflasyon var. Dünyada pek çok ürünün fiyatı tavan yapmış durumda. Dolayısıyla da enflasyonla mücadele birincil konumuz durumunda. Bütün bu çerçevede siyasetin yeri nerede? Siyaset nasıl bakıyor? Nasıl çözümler üretiyor? Özellikle hem Türkiye ekonomisi adına hem Bursa'daki gelişmeler, yatırımlar adına bu soruların yanıtı elbette hepimiz adına çok önemli. Bu soruları yanıt anlamında öncelikle karşılayacak kişilerin başında Bursa'da şüphesiz ki AK Parti Bursa İl Başkanı gelmekte. Yani Sayın Davut Gürkan gelmekte. Bugünkü program konuğumuz kendisi. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Benim gelenektir girdiğimde hep kısa yorum yaparım yayınlarımda ama açıkçası yorumlanacak o kadar çok şey var ki kısa olma şansı yok. Hemen beraber değerlendirelim istiyorum ama her gelişme ekonomiyi etkiliyor. Siz ki iş dünyası temsilcisisiniz aynı zamanda hem siyasetçi şapkanız var tam merkezindesiniz. Dolayısıyla hepimizi etkileyen bu gelişmelerin en sıcak hali işte 2 sene pandemiyle boğuştuk, tam biraz rahatladık derken savaş belası Avrupa'nın neredeyse göbeğinde patladı. Biz de tam aradayız. Hem Ukrayna hem Rusya dostumuz. Maalesef onlar kapışıyorlar ve bugün çok sıcağı sıcağına Antalya'da bir araya getirdik Dışişleri Bakanları. Bu atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle durum size göre nasıl, düzelme şansı var mı? Türkiye'nin buradaki rolü nedir? Sonrasında da ekonomik etkilerini soracağım. Özellikle Türkiye çok stratejik bir konumda Ukrayna ve Rusya arasında ve burada da biz bir ön almaya çalışıyoruz. Tarafları bir araya getirerek uzlaşma ve özellikle barışla alakalı olan süreçleri takip etmeye çalışıyoruz. Nihayetinde her halükarda iki ülke de bizim için çok kıymetli ülke. Bir taraftan ekonomik tarafları var. İşte topluluklar olarak aramızdaki olan diyaloglarımız var. Bunlar ilerisi için çok ciddi önem arz etmesinin yanında ekonomik neticeleri bize çok ciddi etkileyecek hususlar var. Hani sonra girelim diyoruz ama ekonomiyle alakalı da konulara da biraz bakmak lazım bir Direkt tarafta. etkisi zaten kur üzerinden başladı. Kurla Piyasalarda beraber hissettiriyor başladı. kendini. Şimdi hani en yakın şeyi itibariyle akaryakıt fiyatlarının etkisiyle Zelenski'nin Kaçınılmaz. bir açıklamasıyla bile 140 dolardan 116 dolarlara inebiliyor Brent petrolün fiyatı. Bu sürecin içerisinde zaten dünyanın pandemi sebebiyle gelmiş olduğu akaryakıt fiyatları ile alakalı olarak 20 dolardan başlayan pandemi öncesinde 140 dolara kadar gelmesi ciddi bir aslında dünyayı kaosa sürükleyen bir emtia fiyat artışı bu. Ama Rusya ve Ukrayna tarafına baktığımız zaman bizi etkileyeni şu. Biz neredeyse ithal etmiş olduğumuz hububatın %40'ını bu ülkeden alıyoruz. Ve bu seneki hedeflerimiz bizim ticari büyüklüklerine baktığımız zaman işte birisinin 1,80 trilyon dolar neredeyse bir ekonomik hacmi var. Öbürkününki 165 milyon dolar gibi Ukrayna'nın. Ama bize yansıyan tarafları şu. Biz sadece Rusya'dan yıllık asgari 7 milyon civarında turist alıyorduk. Bu ciddi bir rakam. Diğer taraftan baktığımızda Ukrayna'dan da 2 milyon civarında bir turistimiz geliyordu. Bunlar da bu seneki hedefimiz pandemi olmasaydı Rusya'da 10 milyona, Ukrayna'da ise 3 milyona. Bunların ekonomik değerleri olarak baktığımızda da yaklaşık 5 milyar dolar civarında sadece turizm tarafından, diğer ekonomik tarafına bahsetmiyorum. Yani cari açığı olumsuz etkileyecek bir durum var. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu. Ukrayna tarafına baktığımız zaman da orada 1,5-2 milyar dolara yakın bir şu ana kadarki turizm gelirimiz vardı. Üst üste koyduğumuz zaman 10 milyar oradan, 3 milyar oradan dediğimizde bir 13-14 milyar dolarlık turizmle alakalı bir sıkıntımız var karşımızda. Neredeyse beklentinin üçte birine yakın. Tabii. Yani bir de
Rusya ile olan ticari hacmimize baktığımız zaman 35 milyar civarında da bir ekonomik ticari hacmimiz var bizim. Bu da yabana atılır bir şey değil. Diğer taraftan bakıyorsunuz, biz Türk Akım projesiyle de 30 milyar metreküplük bir doğal gaz ithalatına da, yani ihracat ve sevkine de aracılık ediyoruz. Bunun 11 milyar metreküp, 15 milyar metreküpünü Türkiye olarak kullanıyoruz. Şimdi iyi çok geçinmemiz gerekiyor. Çok geçmiş bir tabloyu çiziyorsunuz. Tabii yani tabii. Yani hemen algılanmıyor ama bu kadar girift değil işler. Şimdi var. Bir hububatla alakalı meseleye baktığınız zaman, ithal ettiğimiz buğday gibi ürünlere baktığımızda %40'ını biz ikisinden alıyoruz ve bu %40'ın neredeyse %60'a yakınını da Rusya'dan alıyoruz. Diğer kendi işte o 35 milyar dolarlık ürün skalasının içerisine baktığımızda gıda ile alakalı meseleler çok ciddi manada etkiliyor. Biliyorsunuz daha önceden birçok testler meselesiyle alakalı ihracatımızla ilgili biraz duraksamalar olduğunda bir anda Türkiye'de ortalık karışıyordu fiyatlarla ilgili. Bunun yansıması sadece dünyayı olmuyor ama en fazla bizi etkileyen bir hususa girmeye başladık. Bu sürecin içerisinde işte Türk Akım projesi olsun, hububat ithalatları olsun, diğer taraftan turizm gelirlerimiz olsun. Bunların belki faydalı olabilir mi? Şuna bakmak lazım. Artık şu an sadece Rusya'ya neredeyse çalışabilecek 3-4 ülkeden bir tanesiyiz biz. İşte Çin Hava Yolları, işte Pakistan, Hindistan gibi bir de Türkiye Hava Yolları'nın hava sahamız açık olduğu için onlarla bir irtibatımız var. Bu süreçte onların da Avrupa'ya açılan kapısı biz olduğumuz için belki bu dönemde en fazla belki üzerinde durmamız gereken, dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi hava koridorumuzun açık olması sebebiyle Rusya'nın ve Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı biz olacağız gibi gözüküyor. Yani tam bir anahtar ülke konumu söz konusu herhalde. Aynı şekliyle. Bugünkü toplantıda özellikle Antalya'daki bunun bir göstergesi. Yani dış politikada bir tarafgirlik değil. Barışı temsil eden bir ülke konumundayız. Biz ateşkes tarafındayız yani. Çıkarınız. Biz ateşkes tarafında olmak zorundayız. Ateşkesle alakalı bütün mücadelemizi en başta bizim vermemiz lazım. Çünkü buradaki şey ister istemez göç dalgası Romanya, Bulgaristan tarafına gidiyor olsa bile bizi etkileyecek bir husustur ki yaşadığımız tablolar da işte bugün mesela haber bültenlerinde görmüş oldum ki insanın içleri parçalanıyor. Her ne olursa olsun Donetsk bölgesinde bir işte kadının çocuklarıyla beraber bu taşınma esnasında, kaçınma esnasında yapmış olduğu şeylere baktığımızda bombardımanda üçü birden ölmüşler ve bu acı tablo hepimizi yaralıyor. Bizim derdimiz bir an önce buradaki barışın ve ateşkesin sağlanıp gereğinin yapılması. Türkiye olarak da hem Cumhurbaşkanlığımız nezdinde biliyorsunuz bugün yine Aliyev'in Türkiye'ye gelmesiyle beraber onun da bu arabuluculuklarla ilgili konularda desteği ve katkısını bekliyoruz. Bizim bu konuda ön almamız, bu konuda teşvik edici olmamız ve ara bulucu rolünü oynamamız gerekiyor. Türkiye olarak etkilenmememiz lazım. Evet, bütün dış politikamız bunun üzerine, ekonomik ilişkiler. Keza bir taraftan neredeyse Avrupa Birliği'nin tamamıyla Amerika Birleşik Devletleri ekonomik yaptırımları zirvede uyguluyor Rusya'ya karşı. Bu herhalde dolaylı olarak Rusya ile iş yapan epey firmamız var. Orada özellikle birkaç sektör çok önemli. Şimdi şöyle, tabii ki tekstil sektörü, metal sektörü gibi yerler ciddi manada etkileniyor. İster istemez etkileniyor. Bütün dünya artık para trafiğini kesti. Finansla alakalı ciddi bir sıkıntı, darboğaza geliyor. Bu Rusya'ya ciddi bir zarar verecek midir? Verecektir. Ama Rusya'dan ziyade önce bize zarar vermemesine bakmamız lazım. Hem ticaretimizde, hem ekonomik ilişkilerimizde, hem de insani ilişkilerimizde ki bizim tarafsızlık politikasıyla güzel bir süreci yürütmemiz gerekiyor. Bunun içeriye yansımalarını az önce konuştuk. Petrol zaten gidiyordu. Yani daha bu işler patlamadan önce 100 dolara doğru bir akım vardı. Çünkü küresel talep artmaya başladı. Pandemi yavaşladıkça çünkü sanayiler hareketleniyor. Çin tekrar canlanma havasındaydı. Derken risk primi dediğiniz gibi 140 dolarlara kadar ham petrolün varilini yükseltti. Biz artık hayatımızda görmediğimiz, hiçbir zaman hayalimize bile gelmeyen motorun fiyatlarını 25 liralar falan artık ipin ucu kaçtı. Ama burada sanki hani bunu sadece iktidar kendi isteyerek yapıyor vesaire gibi bir hava var. Dış piyasalar bu reaksiyonu verdi. Ama geri dönebileceğini de gördük. Netice itibariyle bu akaryakıt fiyatlarındaki gidişat sakinleşir mi? Nedir öngörünüz?
Şöyle, bu süreci pandeminin başlangıcından itibaren ele almak lazım. Pandeminin başlangıcıyla beraber bütün dünyada emtia fiyatları arttı. Sadece bunu işte akaryakıta bağlamamak lazım. Doğalgazda da böyle. Kömür dediğimiz enerjiye dönüştürülebilir olan ürünlere baktığımızda, elektrikte baktığımızda ve onunla beraber pandemi sürecinde dünyada şöyle bir şey oldu. Arzla alakalı sıkıntı başladı. Arz sıkıntısı bizim için hakikaten sıkıntılı bir nokta. Talep var ama arz yapamıyoruz dünya genelinde. Öyle olunca bir taraftan ham maddenin veya ihtiyaçların arzu noktasındaki sıkıntı ister istemez arz talep dengesi bozulduğu için biraz da burada bir artış baş göstermiş oldu. Ama en başta belirtmiş olduğunuz akaryakıtla alakalı bu bizim için çok önemli olan bir hadisedir. Niye? Çünkü biz TL bazında değerlendirdiğimiz zaman baktığımızda akaryakıtın pandemiye başladığımızdaki fiyatı 6 liraydı. Şimdi 6 lira dediğimiz yerde Brent petrol, düz rakam yapalım, 20 dolardı pandemi başlangıcında. Şu an 140 dolar seviyelerine geldiğimiz zaman tam 7 kat bir fiyat artışı var. Düz mantık yürüttüğünüz zaman bunu biz üretmiyoruz ki, ithal ettiğimiz bir ürün. Yani dolar bazında gelmiyor. 42 liraya gelmesi lazım. Şu an kaç paraya satabiliyoruz? 21-22 liraya. Aradaki farkı nereden sübvanse ediyoruz? Devletin kasasından sübvanse ediyoruz. Çünkü ithal ettiğimiz bir ürün ve dövizle aldığımız bir ürün. Kurda hareketlendi. Kurda hareketlendi bir taraftan. Şimdi kurun artışını hiç baz almadım. Sadece dolara dolar artışıyla baktığım zaman ve TL'nin TL artışında mukayese oranına oran orantıya baktığımda 40 lira olması lazım. Bunu kaldırabilir mi? Vatandaş olarak kaldıramayız. Ama bu vatandaşımıza yansımasın diye yaptığımız şey sübvansiyon yöntemiyle gidiyoruz. Ama devletin de bir sürdürülebilirliği vardır. Devletin de sürdürülmesi gerekir ihtiyaçların karşılanması noktasında. Bu nedir? Avrupa bundan hiç imtina etmedi, onu söyleyeyim. Eğer inceleyebilme fırsatımız olduğu zaman göreceğiz ki akaryakıtla alakalı, elektrik, doğalgazla, işte kömürle ilgili olan fiyat yansımalarının hepsini aynen döviz olarak vatandaşına yansıttı. Biz devlet olarak vatandaşı korumacı politikamız sebebiyle ve vatandaşımızı rahatsız etmeme sebebiyle sübvanse tarafına gittik. Ama yani bu çıkış trendi çok doğal. Bunun herhalde net aktarılması lazım. Yani çok olağanüstü bir durum zaten yaşanıyor. Bu olağanüstülüğün vatandaşta hissedilmemesi için de gereken her şey yapılıyor anlamına geliyor sözleriniz. Aynen öyle. Çünkü ya bir de şöyle bir şey, yavaş yavaş bunu siz ne kadar tolere ederseniz edin, Türkiye'nin makro olarak yapmış olduğum sübvansiyelere baktığımız zaman 200 milyara yaklaştı şu an. Sadece yani 3 ay öncesi rakamlarıyla söylesem bile akaryakıttaki hani aldığımız raporlarda 65 milyar sadece akaryakıtta vardı. Şu an 85 milyar lira dayandı. Geçiyorum. Elektrik ve doğalgazdaki sübvansiyelerimiz 100 milyardan fazla. Şu an itibariyle 200 milyara yakın devletin kasasından çıkan, alması gerekip de almadığı bir para var. Biz 200 milyarla neler yapabiliriz? Şimdi yani burada bir parantez açmak şart. Herkes şu anda çok hızlı, her gün zamlanan akaryakıta odaklanıyor, çok doğal. İşte belli periyotta elektrik veya şeye zam geliyor, doğalgaza. Orada da bu sübvanse sistemi aynen işliyor değil mi? Bunun tabii, da anlatılması tabii, lazım. Kesinlikle. Çünkü orada da bu maliyet petrole ve doğalgaza bağlı zaten. Sadece akaryakıta değil mi? Yani sonuçta enerji, bununla alakalı doğalgaz fiyatlarından yola çıkacak olursak, pandemi başlangıcında 170 dolarlara yakın olan bir metreküp 1600 dolarlara çıkan bir fiyatlardan 10 katı. Yani akaryakıttan daha fazla vatandaşımıza yansıtabildik mi? Yansıtamadık. Bekledik yılbaşına kadar sürdürülebilirliği nasıl yapılabilir diye. Kömür fiyatları 54 dolarlardan şu an 290-300 dolarlara geldi. Sanayici çok şikayetçi, kendi maliyetlerine yansıyor. Aynen, bir sanayici olarak kendimiz de bunu yaşıyoruz. Yansıtamadıklarını hala söylüyorlar işin o tarafa, enflasyon tarafında. Siz ama bunu direkt vatandaşla devletin karşıya geldiği bir pozisyon. Biz de yansıtmıyoruz diyorsunuz. Olanı gerçek. Olabildiğince yani ne kadar kaldırabilirse, devletimiz bunu ne kadar taşıyabilirse bütçe en az amir. Var mı peki? Bütçede de belli, sonuçta ekonomi belli sıkıntılardan geçti. Vergi toplama kabiliyeti üst seviyede olamaz bu süreçte. Sürekli destekler vardı. Pandemi destekleri ayrı. Şimdi bu sübvansiyonlar var. O taraf zorlanıyor ama milli eğitime de para ayrılması lazım. Sağlığa ayrı vesaire.
İşte bunları yönetebilmek kolay işte, değil. Benim endişelerim o tarafta. Sıkıntı olmaması için biz devlet olarak burada önlem almaya çalışıyoruz. İşte vergilerle alakalı düzenlemelerle yaparak biraz daha üzerindeki yükleri sübvanse etmeye çalışıyoruz. İşte dolaylı vergiler dediğimiz şeyleri biraz daha azaltılarak onların üzerine yürümeye çalışıyoruz. Gıdadaki önemli bir adımdı. Tabii gıda baktığımız meselesiyle hani alakalı. Birçok sektörlerle alakalı. Çünkü işte enflasyona zaten gelmiş durumdayız. Herkesin alım gücünün eridiği bir dönem. Hızlı bir de rakamlar çok net. Yani en son baktığımızda TÜFE %54,44 seviyesinde asgari ücret eridi zam. Dolayısıyla bir yerde bu fiyatları durdurmak, çekmek lazım. O bu da tür, geriye yani doğru gelmesi gerekiyor. Bekliyoruz. Devamı vatandaş elbette bekliyordur veya gelirin artmasını bekliyordur. Bu yönde bir hazırlık var mı? Ya şöyle mesela en fazla hani sahada zaman zaman bize gelen tepkilerden baktığımızda emekli maaşlarıyla alakalı ciddi bir zam oranlarının düşük olmasıyla alakalı. Evet. Ki Cumhurbaşkanımız da önümüzdeki günlerde bunlarla alakalı bir yine düzenleme yapacağını söylemişlerdi. Şimdi burada bizim devletin az önce belirttiği sürdürülebilirliği, hizmetlerin aksamadan yürütülebilirliği çok önemli. Bunu sağlamamız lazım. Şimdi sadece 200 milyar burada diyoruz ama pandemi sürecinden itibaren baktığımız zaman 650 milyardan fazla devletin tahsil etmesi gerekip de etmediği veya parasal verdiklerini de kattığımız zaman 650 milyardan fazla devletin kasasından bir para çıkmış. Bu korkunç bir rakam. Yani bunun 650 milyarla neler yapabileceğimizi düşünün. Ondan vazgeçtik. Yani onlardan vazgeçtik. İşte yollarınız, hastaneleriniz veya vatandaşımıza gelecek. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de işte zam nasıl yapılacak? Biz vergi alabilirsek yapabiliriz zam mı? Veya bunlarla alakalı iyileştirmeler yapacaksak veya destekler vereceksek para toplaması lazım ki devletin para toplamadan dağıtabilme ihtimali yok. Bu resmen devleti boşluğa düşürür. Düşmemeden yürümesi için bir sürü dengeleri gözetiyoruz. İşte vergilerle alakalı, faizlerle alakalı, dış ticaret açığımızla alakalı bir yerde bunları bir toparlayıp sürdürülebilirlik noktasındaki azmimizi göstermeye çalışıyoruz. İşimiz kolay değil. Sürdürülebilirlik temel konu gerçekten. Çünkü dengeler saparsa her yerde zincirleme kazaya da belki yol açabilir. Ama burada da bir model değişimine gittik. Çok da zaman olmadı açıkçası. Onun bir dönüşüm sancıları da var gördüğüm kadarıyla. Burada da sürdürülebilirlik artık herhalde faizlerin artmaması mümkünse de düşürülmesi yönünde. Burada bir taviz yok değil mi? Yok, orada bir tavizimiz yok. Çünkü bizim burada cari açığı düşürmek için bazı politikalar uygulamamız gerekiyordu. Cari açığın önündeki en fazlaki engellerden bir tanesi neydi? Düşük kur, yüksek faiz. Şimdi düşük kuru meselesiyle ilgili olarak bugün parasal değerler üzerine gitmiyoruz ama biz ihracatçı olarak da söylüyorum bununla alakalı. Yüksek kur her halükarda ihracatçı ve ihracatla ilgili meseleleri biraz daha tetiklemiş olur. Yüksek kur olmasının sebebiyle de ithalatta bir daralma olmuş olur. İster istemez zorunlu olarak. Diğer taraftan düşük faizle yatırımcıyı teşvik eder. Bunun iktisadi olarak sahadaki yapılabilirliği budur. Biz eğer düşük faiz politikası baştan farkındaysanız işte yükseltmediğimiz zaman düşürdüğümüz zaman anormal dolarda etkileri görüyoruz. Hemen birbirini tetikleyen evet. Bir süreçti. Kaç aydır biz faizle alakalı herhangi bir müdahale etmiyoruz. Faiz stabil kalmasına rağmen dövizle alakalı dikkat ederseniz ani bir reaksiyonlar yok. Normal seyrinde gidiyor. Eğer bu dolar yani döviz kurundaki şu anki yüksek kurda gidiyor sonunda. Bu stabilizasyonu sağlarsak reel olarak ekonomideki bir realizasyon sağlanacak ve ona göre piyasa dengesi oturmaya başlayacak. Yani sistem sonuçlarını vermeye başlayacak. Çünkü kesinlikle. Türk modeli diye yeni bir modelimiz aynen, var. Aynen bu bizim hiç işte baştan dediler yok Çin modeli şu model öyle bir modelimiz yok. Bu bir Türk modeli bununla alakalı bir de biliyorsun, ben parantez açayım. Türkiye'de ilk yazan kişi benim zannediyorum. Çünkü o tartışmalar çok vardı. Çin'e benziyor mu yok Kore, Almanya falan oturdum inceledim. Hiçbirine benzemiyor. Farklı zaten ülke olarak da insan olarak da benzemiyoruz. Bunun adı Türk modeli olmalı diye duruyor köşeye yazım. Ondan sonra belki bir hafta 10 gün sonra Ankara telaffuz etmeye başladı bunu. Çünkü bu gerçeklik. Türkiye'nin kendi ekonomik
realitesine göre hareket etmeye çalışıyoruz. Ama burada benim bir küçük eleştirim var. Her zaman da onu söyledim. Bir küresel enflasyonun baskın geldiği bir dönemde, çok zorlu bir dönemde biz virajı değiştirdik. O bir sıkıntı. Ve o yol haritasının belki önceden daha biraz hazırlanıp herkesi, iş dünyasını biraz daha onları böyle hazır halde itmek o sürece daha doğru olurdu. O onun artçıl etkileri sanki. Ama şöyle bir anda ister istemez reaksiyoner olarak döviz kurunda çok fahiş bir artışlar olunca, suni diyelim buna. Spekülatif o, oldu. O evet. Tamamen spekülatif bir artışın bir anda kesilmesi gerekiyordu. Ki 18 liradan bir anda 11 liraya düşmesini dünyanın hiçbir ekonomik gerçeği izah edemez. Hayır, yani. Oraya çıkması mantıklı olmadı. Mantıklı olmadığı gibi yani. İnmesi de mantıklı değildi. Dolayısıyla farkındaysanız 11 liraya gelen bir seviye bir anda son dönemde işte artık 2-3 aydan beri, o 18 Aralık'tan bu yana ister istemez bir stabilizasyona oturdu ve 14 bandında yürümeye çalışıyor. Bu 14 bandındaki yürüyüşte böyle birkaç ay daha devam etmesi halinde 14-15 bandını bulabilir belki, ama bu kaldırılabilir ve sürdürülebilir bir reaksiyon. Öngörülebilir olması. Öngörülebilir olmasıdır. İnsanların yani, tek derdi o açıkçası. Yani şöyle, %10'a kadarki olan marjlar her zaman için öngörülebilirdir. Yani ekonomik değerlerin içerisinde baktığımızda. Kaldırılabilir. Ve bu piyasayı ürkütmez. Piyasayı ister istemez bununla alakalı paniğe sürüklemez. Dolayısıyla o marjı yukarı ve aşağı olan bandı iyi görmek lazım. Ekonomik olarak da işte işletmecileri, yatırımcıları bu korkutmaz. Normal tepkisel olarak bir hareket görür ki dünyada da bu gayet doğaldır. Yani bir yerde olan bir hadisenin diğer ülkelere işte döviz bandını etkilemesi, altın değerlerini, petrol fiyatlarını etkilemesi olağan bir şey. Şu an yaşadığımız Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi. Baktığımızda Türkiye'nin yumuşak karnı sayılan unsurlar son birkaç yılda sürekli darbe aldı. Bizim elimizde olmayan pek çok neden var açıkçası. Hani meşhur tırnak içerisinde dış güçler kavramı, ama dış etki zaten açık. Ve tam bir şeyi toparlıyoruz, bir şey geliyor vesaire. Baktığımızda en zorlu dönemde bu geçiş gerçekleşiyor. Herhalde bir gün normalleşme de olacak. Bunun nimetlerini vatandaş görebilir mi bu anlamda? Yani bu model sonuçta bir sancı çektiriyor. Başka nedenleri de var ama bir normalleşme olacaktır bir gün. Sonuçta da vatandaş rahata erecek mi? Yani bu kadar fiyat artışıyla boğuşmayacak, ekonomi büyüyecek, iş sahaları açılacak. Bunları vaat edebiliyor muyuz? Ya şöyle düşünelim. Bir, pandemiye rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu ana kadarki Cumhuriyet tarihinde ihracat rekorları kırdı. 225 milyar 368 milyonluk bir ihracat rekoru. İşsizlik varsa, büyüme yoksa bu rakamları biz telaffuz edemezdik. Şimdi bu tür bir ihracatın olduğu bir ülkede demek ki sanayi çalışıyor. İşsizlikle alakalı sıkıntılar daha da azalıyor. Sürece baktığımızda bunun realize edilmesi zamana ihtiyacı var. Vatandaşın bunu hissetmesiyle alakalı, çünkü dolar yükselmesi veya dövizin yükselmesiyle alakalı veya diğer emtia fiyatlarıyla alakalı meseleler hepimizi gerer mi? Gerer. Bir daralma var mıdır? Vardır. Ama bu daralmayla alakalı şimdi bütün emtia fiyatları döviz bazında dünya genelinde. Neye bakarsanız bakın. Bunu Türkiye, biz Türk lirasına yansımaları olacaktır. Ve bunun ister istemez vatandaş tarafından psikolojik olarak kabul edilebilir hale gelmesi aylar sürecektir. Buna ihtiyacımız var. Her halükarda paniğe girmeden, bu zeytinyağı meselesinde olduğu gibi böyle spekülatif hareketlere dalmadan, normal seyrinde gittiğimiz zaman en ufak bir sıkıntı yaşamadan bunların biz nimetlerini görmeye başlayacağımıza inanıyorum. Biraz daha zamana sabır ve lazım. Bu sanayinin katkılarının ve yatırımlarının devam etmesine bağlı. Biz düşük faiz politikasında niye ısrar ediyoruz? Yani yatırımcı varsa modelin temeli herhalde bu. Aynen böyle. Türk modelinin temeli bu. Çünkü biz diyoruz ki yatırımcı varsa yatırımıyla alakalı bize müracaatta bulunduğu zaman bankalarımıza, şimdi zaman zaman diyorlar ki işte politika faiziyle ilgili biz kredi kullanamıyoruz şu an. Ama biz de diyoruz ki biz devletimize müracaat edildiğinde siz yatırım için mi kullanacaksınız? İşte bir mal alımıyla ilgili mi kullanacaksınız? Sanayinin yapacağı yatırımlarla ilgili her türlü teşviğimiz şu an gün ve gün arttırarak gidiyoruz. Az önce bahsetmiş olduğumuz dünyanın yaşadığı sıkıntılara rağmen biz teşvikler ve
bu konudaki destekler noktasına hiç geri adım atmıyoruz. Yani buradaki tablo gelişi güzel bir kredi destek mekanizmasından öte proje bazlı, ihtiyaç bazlı yatırımlara dönük, yani lokomotifi hızlandırmaya dönük, modeli sağlamlaştırmaya dönük bir kredi destek mekanizması. Çünkü bunu şunu da gördük Feridun Bey, biz daha önceki ilk mesela pandeminin başlangıcında 0.65'ler 0.67'lerde çok ciddi manada krediler kullandırıldı biliyorsunuz. Bu kredileri incelediğimizde çok enteresan şeyler çıktı. Yani kat yat alanlar vesaire. Maalesef tamam ekonomik olarak bir hareket sağlayabilir ama ülkenin gelişimine ve sanayinin büyümesine katkı sağlayacak olan hususlar değildi. Bunlar tespit edilince ister istemez biz yine politika faizimizi ısrar ediyoruz ama yatırımcıya teşvik babında ısrar ediyoruz. Yani iki ayrı çerçeve, iki ayrı pencere söz konusu baktığımızda yani. Para ihtiyacı olan uygun koşullarda bulma imkanına hala sahip diyorsun. Kesinlikle bu yani konuda en ufak bir tavizimiz yok. Çünkü bize iş dünyası dediği zaman bir resmi, özellikle bizim devlet kanadıyla desteklemiş olduğumuz kredileri yönlendirdiğimiz bankalara baktığımızda bununla ilgili en ufak bir taviz yok. Yeter ki yatırımcımız ben şu alanda yatırım yapmak istiyorum dediği her türlü yatırımın arkasındayız. Kısaca gündemde çok sıcak gelişiyor. Çok da siyasete malzeme oluyor. İki tane konuya hemen kısa sorayım. Az önce ufak bir değinme de oldu. Bir Ayçiçek'te garip garip görüntüler paylaşıldı. Doğrudur. Raflarda da ilginç sahneler de gerçekleşti. Fiyatlar zıpladı. Taksitler uzadı. Ama manipülatif sanki sosyal medya hatağı da yaşandı. Bu çerçeveyi biraz hem ekonomik hem de siyaseten değerlendirmenizi rica edeceğim. Sonra da yani gerçekten binlerce yıllık bir hayatı temsil eden, sağlığımızın da bana göre kalitesini arttıran zeytin meselesi var, zeytin ağaçları. Orada da bir bilgi kirliliği var mı, yok mu, nedir son durum? Herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. Bir ayçiçek meselesiyle alakalı, yağ ile alakalı bir kurumun resmi kuruma yazdığı bir yazı sosyal medyada paylaşılıyor. İşte bununla alakalı gemilerimiz şu Rusların İşte oradaki işte liman izni vermemesinden dolayı gemilerimiz orada kaldı, gelemiyor. İşte dünyada şu fiyatlar artıyor. İşte şu tarih sonuna kadar stoklarımız var, bundan sonrası yok gibi bir paylaşımı sosyal medyada paylaşılınca bunu sosyal medyada infiale sebebiyet verecek şekliyle. Üzüldüğümüz ne? Bunu yapanlar bir sosyal infiale sebebiyet vermenin vebaliyetiyle karşı karşıyalar. Ya bugün Rusya'da, Ukrayna'da savaş oluyor. Marketlerde yağma gördünüz mü hiç? İnsan üzülüyor. Savaş olan yerde bile kimse rafların üzerine çıkarak veya raflarda olanları geri götürmeye kalkarak bir şey yaptığına şahit olmadı. Sonuçta onlar da tüketiyor. Onlar da tüketiyor ve insanlar ihtiyacı kadar alıyor. Biz böyleyiz aslında. Biz bu gelenekten gelen insanlarız. Hani komşusu açken tok uyuyan bir millet değiliz. Öyle bir kültürden gelen bir nesiliz. Panik yaratmanın da panik yaratmak. Şimdi bunu yani muhalefet kanadından hemen böyle afişe ederek şey yaparak bazı görüntüleri de kasıtlı yaparak işin açıkçası raflardakini depolara giderekten yaparak ama sonuçta şu an denetimleri anormal derecede arttırdık. Bunu yapmaya kalkanların cezaları var mı? Var. Cezalandırıldı mı? Cezalandırıldı. Ama bir ayçiçek yağı üzerinden ya devlet olarak biz bununla alakalı daha bir şey çıkmadan gümrük kotalarını kaldırdık. Hı hı. Gümrükleri kaldırdık. Yani fiyat artışını engelleyecek tedbir engelleyecek alındı. Her türlü tedbir alınmasına rağmen hala diyoruz ki ya bunun bir stokla alakalı bir sıkıntımız yok. Ama bir anda bu dünyanın neresine giderseniz gidin 15-20 kişi bir anda bile bir mağazaya dalsanız raflardakini alsanız rafı boşaltıp da fotoğrafları paylaşsanız hazır herkes haber etkiler. İşte. Hazır haber. Aynen böyle. Bu habercilik değil aslında. Millete infiale sebebiyet verip bunun üzerinden bir kurguyu devlete mal edip hükümeti yıpratmaya çalışmak da uygun bir şey olmasa gerek. Sonuçta vatandaş zarar görüyor her türlü. Hepimiz zarar görüyoruz. Niyet önemli baktığımızda. Aynen. Bir gerçeklik varsa o vatandaşla elbette paylaşılmalı. Ama çarpıtmak ayrı bir mesele. Olumsuz etkileri var. Çarpıtmak demişken tam anlaşılamayan bir şey var. Ben de çok detaylı bakmadım belki ama çok kamuoyu gündeminde elbette pek çok insan ilgilendiriyor. Ekmek yiyorlar bu alanda ve Bursa içinde simge zeytin. Ve madenlerimiz de iyi maşallah.
Onların da değerlendirilmesi lazım ama zeytinin de korunması lazım. Çıkan bu son yasal düzenleme tartışmayı da gündeme taşıdı. Burada nedir tam olarak hedeflenen ve şimdi, doğrusu ne sizce? Yeraltı madenlerimiz de var. Enerjiyle alakalı ihtiyaçlarımız da var. Bu enerji sadece yeraltı madeni değil, yer üstüyle alakalı da. Bazı bölgelerle ilgili tasarruflar var. Zeytinliklerle ilgili çıkan yasada ise zeytinlerin nakledilme standart, yani onun şartıyla geliyor. Nakledeceksiniz. Bir alan belirlendi. Bununla alakalı teşvik talebinde bulundunuz. Bir maden veya enerjiyle alakalı bir ihtiyaç izni istendiğinde onun nakledilme şartıyla. Biz doğayı yine koruyoruz. Bunu asla taviz vermedik hiçbir zaman yani için. Kesilecek, hayatına son verilecek ağaç diye bir şey yok. Taşımayla alakalı taşımak biz şartı artık koyuyoruz. Onunla alakalı da oranlar var. Bakanlıklarımız bunları açıkladı. Yapılacak bölgelerle alakalı, dikimleri ve taşımalarıyla alakalı. Asla biz tabiatı tarumar eden ve onunla alakalı yok edilmesine müsaade eden bir zihniyette çalışmıyoruz. Korumak ve çoğaltmak üzerine de ciddi bir gayretimiz var. Burada belki geçmiş deneyimlerin olumsuz etkileri de vardır, var mı acaba, evet, biraz? Hani çıkan bazı yasalar tam uygulanamadı veya farklı belediyeler olsun, değişik kurumların çok da uymadığı ya da ilgili firmaların, maden şirketlerinin görüntüleri pek hoş olmadı. Bir kısmı propagandaydı. Bunların bir kamuoyunun bilinçaltında etkisi olabilir mi bunda? Ya o da var. Bazı yerlerde çok suistimal edilen yerler de var. Yani binlerce yani imar yapılaşmasının olduğu bir yerde zeytinlikle alakalı yaşadığımız bir sürü sıkıntılar da var. Bursa üzerinde bile var bunlarla alakalı. Yani yıllardan beri inşaatla alakalı bir şeyler yapılmış, kimse ses çıkarmamış. Sonradan birileri davacı olmuş. Bakıyorsunuz 20 yıldan beri neredeydi? 25 yıl öncesinden, 98 yılından gelen mevzular var bunlarla, zeytinliklerle alakalı. Ve Bursa özelinde bile çok sıkıntı yaşatılan hususlar var. Biz diyoruz ki asla tabiatı tarumar etmeden koruyarak yapmalıyız, yapacaksak. Zeytinlik yasası bizim en ağır yasalarımızdan biridir. 1930'lardan beri değiştirmeden kullandığımız bir şey. Yani siz verim alamadığınız bir ağacı bile kesemezsiniz. Bunun cezası vardır. Yani ağaç başına geçtiğimiz yıl zannedersem 218 lira falan civarındaydı ağaç başına. Ve asla oranın da zeytinlik vasfı değişmez, değiştirilemez. Başka meyve bile dikseniz değiştirilemez. Ama pek çok konut alanı, site zeytinliklerin göbeğinde de yer alıyor. Maalesef Bursa'nın bunlara işte gayet güzel ilçelerini değiştirdi. Var. Bunlarla çekesine alakalı bizim de hatta şu anda uğraştığımız, sıkıntılı olduğumuz şeyler var ama vatandaşın aslında bu işleri yapılmadan önce engel olmak marifet. Yani bu vatandaşımızın hassasiyeti tabii olmayacak. Bunların topluma iyi izah edilmesi lazım. Kesinlikle önce yapılacak projelerle alakalı kamuoyunun, o bölgenin bilgilendirmesi lazım. O ağaç taşınacaksa bile nereye, ne şekilde olacağını izah etmeden, vatandaşı ikna etmeden bu işlere girmemek lazım. Peki, evet, genelden özele doğru geldik. Vatandaşın derdi, ülke politikaları konuştuk, sıcak gündemi ama Bursa'ya çok da fazla vakit kalmadı. Evet. Ama asıl meselemiz sizin asıl ter döktüğünüz, koşturduğunuz alan Bursa şüphesiz ki elbette Türkiye'nin en önemli parçalarından biri. Bu çerçevede ben biraz ekonomide otomotiv kaynaklı hafif bir yavaşlama görüyorum. İhracat tarafında sıkıntı var, çip krizidir, maliyetlerdir falan. Umarız ki o düzelir o taraf. İyi kötü kendi yağıyla kavrulan bir Bursa ekonomisi var ama bu aynı zamanda diğer yatırımlara da çok bağlı. Ulaşıma her şeyden önce. İşte raylı sistemin uzaması, hızlı tren vesaire baktığımız meseleler, uçuş konusunda soru işaretleri gelmişti gündeme. Biraz o isterseniz ulaşım tarafında ne oluyor? Bir kez herkes trafiğin akmasını istiyor. O da kolay bir şey değil. Bir ana aksımız var neticede. Metro illa uzasın uzasın her yere beklentileri. Her yere uçalım istiyoruz. Neler olacak? Şimdi önce en sondan başlayalım. Uçalımla alakalı. Çünkü sizin buraya gelirken havaalanından geliyorduk. Yenişehir Havalimanı'na gitmiştik. Son 1-2 günden böyle spekülatif haberler falan çıkmaya başlayınca. Çünkü işte durduruldu, kaldırıldı falan dendi. Bununla alakalı yapılan bir tebligat ve bununla ilgili bir şey olmamasına rağmen, ki havaalanında, Yenişehir Havalimanımızda bizim 300 personelimiz çalışıyor. 300 aile var. Bir anda insanların psikolojileri bozuldu. İki günden beri canları sıkkın, ya işimizden mi oluyoruz falan diye. Böyle bir şey yok ortada. Biz bununla alakalı nedir diye. Şuradan kaynaklanıyor. İlk bizim bu programın başında bahsetmiş olduğumuz hava koridorumuzun açık olması sebebiyle Rusya'nın ciddi bir
uçak talebi var bizden. Bunu da en iyi karşılayacak olan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Yaklaşık 100 civarında bir uçak istenmişti. İşte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Turizm Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığımız, çünkü Rusya hala bizden buradaki rezervasyonlarını iptal etmediler. Dolayısıyla bizim bunun üzerinde durmamız lazım. Bu 100 uçakla ilgili tasarruflar yapılırken bazı planlamalar yapılıyor. İşte havaalanı destinasyonu yakın olan iller nelerdir? Onların en başında Bursa da geliyor. Yani bazı illerimiz var ki hiç mesela oradaki seferi kaldırdığınız zaman Ankara İstanbul'a bağlantısı kopuyor. Hava yolu trafiği kopuyor. Biz bu konuda şanslı illerden bir tanesiyiz. Alternatifi olan bir şehiriz. Dolayısıyla hemen ilk akla Bursa geliyor. Hemen Bursa gündeme getiriliyor. Bursa gereksiz kalkacak diye gereksiz bir hezeyan oluyor. Ama bununla zor yakaladık bu atmosferi. Bir de onu kolay bir şey değil ve doluluk oranlarımız şimdi bile mesela az önce buraya gelmeden evvel Muş'a uçuş gerçekleşiyordu. Oranına baktık. %88 doluluk oranımız var. Bu ciddi bir sayı. Gayet, evet. Gayet de güzel. Hem Muş'ta hemşerilerimize, hem Erzurumlu, hem Trabzonlu hemşerilerimize huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten destek veriyorlar bu konuyla alakalı. Bu Rusya'nın uçak talebiyle alakalı bu planlamalar gözden geçirilirken tabi Bursa takılıyor. İlk önce Bursa geliyor. Sabiha Gökçen radara gibi hemen girmişiz. Radara giriyor. Çünkü şehir merkezinden baktığınız zaman 45 dakika her ikisi de aynı mesafe gibi gelince herkes Bursa'yı öne sürüyor. Dün de evvelsi günde Ulaştırma Bakanımızla ve Hava Yolları'nın genel müdürleriyle görüştüğümüzde şu an için bunun söz konusu olmadığı, devam ettiği söylendi. Dün de hatta vekillerimiz de bu konuyla alakalı ciddi manada telefon trafiği de yürüttüler. Biz de bakanımıza bizzat görüşerek bununla ilgili herhangi bir sıkıntı var mı diye. Bir sıkıntımız yok, devam ediyoruz dendi. Bu bizim için önemli. Hatta orada Yenişehir Havalimanı'na giderken de büyük ciddi bir yolla alakalı genişleme ve tadilat şeyleri vardı. O yapılan çalışma da şu an gelecek olan hızlı trenin istasyon çalışmalarıydı. O da bir taraftan devam ediyor. Hızlı trenin şöyle bir güzelliği de oluyor belki. Hani bazen gecikmelerle alakalı şeyler yapıyoruz ama bu gecikmenin akabinde de güzergahla alakalı hem de istasyonlarla ilgili ciddi güzel gelişmeler olmuş oldu. Niye? İlk önceki muhalefet bir ara bunu dile getirdi. Hani burada işte bunun rakamları arttı falan derken hiç incelemeden, araştırmadan kullandılar ve boşa düştüler. Yani vatandaşımızı yanlış yönlendirmenin ve yanıltmanın hesabında sormak lazım onlara. Çünkü ilk yapılan ihalede 100 kilometrelik bir alan varken 101 kilometrelik, en son yapılan ihalede 206 kilometrelik bir ihale yapıldı. Ve ilk ihalede istasyonlarımız yoktu. İstasyonlarla ilgili onların yapılanması ve yapılandırılması vardı. Şimdi bunları üst üste koyduğunuz zaman çok farklı bir hava ortaya çıkar rakamsal olarak da. 7 tane istasyonumuz var. Yani hem Yenişehir'de, Yenişehir Havalimanı'nda, ayrıyeten Yenişehir Havalimanı'nda duruyor. Ardından Gürsu istasyonumuz var. Geçit, Balat dediğimiz yerde bir istasyonumuz var. Oranın bir özelliği de yani şöyle bir atmosfer de vardı. Bursa'ya doğru düzgün değmeden gidiyor gibisinden. Yani hayır, hayır, hayır. Yakın istasyon yok ama şimdi 3 tane Gürsu istasyonumuz demek, Bursa demek yani. Yani hatta 4 tane. Yenişehir'i sayarsam 5 tanesi zaten burada Bursa'nın yani içerisinde kalıyor. Merkezde neredeyse göbekte bekliyor. Öyle bir şey olmaz yok, zaten. Yok öyle bir şey olmaz. Bu hızlı tren. Bursa'ya kadar gelmesi gelmiş demektir herhalde. Yani şöyle Yenişehir Havalimanı'nda var. Gürsu'da var. Geçit Balat'taki istasyonumuz aynı zamanda şehir içindeki metro istasyonumuzla hızlı trenin aynı birleştiği lokasyondur. Bu lokasyon dolayısıyla şehir içi raylı sistemin şehirler arası hızlı trenine bağlantı noktasıdır. Bu bizim için önemli bir şeydir. Ardından Teknosat. Peki biz bunları yaptıktan sonra bu hızlı raylı sistemi biz boş mu tutacağız? Hayır. Sanayimiz var. İşte Eskişehir, Bilecik, İşte bu taraftan Teknosap dediğiniz zaman bu sanayinin de hızlı tren ve şehirler arası tren sistemine bağlanması da bu kanalla olacak. Bursa'nın öyle çok net bir ihtiyacı hatta isteği var iş dünyasının. Bir tarafta Yeniçeri Havaalanı'nın çok daha rentable kullanılması, diğer tarafta işte demiryolunun ulaşması, bir lojistik merkez, bir kargo üssü ünvanını da kazandırmalı. Rentabilite artırır. Şöyle bir şey de var. Hatta şimdi havaalanına gittiğimizde önümüzdeki haftada mesela kargo taşımacılığıyla alakalı da yeni uçuşlarımız başlıyor Yenişehir Havalimanı'nda. Bir taraftan bu tür hizmetlerimiz de devam ediyor. Yani bu da güzel bir şey. İhracatçı için hayati önem taşıyor. Tabii tabii kesinlikle yani. Önemli. Ki hele hele
Pandemi döneminde diğer ekonomik şeylere baktığımız zaman biliyorsunuz navlun fiyatları anormal derecede arttı. Yani böyle iki katı, üç katı falan değil, yani 10 katına varan bir rakamlar. Konteyner bulamadık. Birçok yurt dışı ihracatlarımızı biz hava yollarını tercih etmek durumunda kaldık ki hava yolları olmazsa olmazımız olmaya başladı ihracatları ulaştırma noktasında. Bu da bizim hem havalimanı hem de sanayi bölgeleri arasındaki ulaşım hattına baktığınız zaman kaldı ki biz hızlı tren hattını aynı zamanda bir banliyö sistemi gibi de şehir içerisinde kullanabileceğimiz bir sistem haline geliyor. Bu da Bursa için kazanım. Bundan sonrası için ne yapıyoruz? Bunun bir şekliyle hem Eskişehir, Bilecik, Bozüyük hattındaki sanayinin ve Bursa'daki sanayinin de ileriki evrede denize ulaştırılmasıyla alakalı çalışmalar devam ediyor bir taraftan. Yani ulaştırma entegrasyon olacak orada. Yani. Tabii kesinlikle olması gerekiyor. Şimdi bunlara bakınca Bursa sanayisi sıradan bir sanayi değil ya Feridun Bey, biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin bu, ikinci... Şu Teknosap tabii oturabilirse herhalde tam Teknosap, layığına kavuşur. Müthiş bir şey, niye diyeceksiniz? Teknosap sadece tek başına 180 bin kişi istihdam eden bir ileri teknoloji seviyesi kullanan bir OSB'miz bizim. Ki 1960'lı yıllarda biliyorsunuz büyük organize sanayi bölgesi yapıldıktan sonra ikinci defa Türkiye'de belki planlı OSB, yani 1960'tan bu yana baktığınız zaman nereden bakarsanız bakın bu sürecin içerisinde ilk defa ikinci bir planlı OSB olarak Teknosap çıkıyor karşımıza. Bunun yanında biliyorsunuz Kotiyak var, tekstil OSB bölgesi var, karma OSB'miz var, 4 tane daha OSB'miz var ve yaklaşık 200-250 bine yakın bir istihdamı tetikleyecek olan ve arttıracak olan bir yeni bir şehir yaşıyor aslında orada. Yeni bir şehir oluşuyor. Aslında sosyal anlamda da bir hareketliliği tetikleyecek. Tabii ki. Göç hareketlerini ama kalifiye eleman göçü herhalde daha fazla şehir içi. Şimdi şöyle düşünün. İşte şehir içerisinden gelen raylı sisteminiz bir anda Teknosap tarafına bağlanmış oluyor. Raylı sistemimiz var orada çünkü. Onun ister istemez bu kullanılabilir bir alternatiftir bizim için. Çok güzel olacak olan bir hadise. Bursa'nın geleceği için güzel şeyler olacağına inandığımız yani, hususlar bunlar. Projeler bu tabloyu ortaya çıkarıyor. Bu konuda da çalışmalar ilerliyor diyorsunuz. Bu takip ediyoruz. Havaalanı güvende, kargo genişleyecek. Kargo da orada, yani dediğim gibi önümüzdeki hafta başlıyor kargo taşımacılığımız. Tren istasyonları da kilit noktalara dokunuyor diyorsunuz. Bunlar çünkü çok net değildi. Bursa'ya uğruyor. Yani hızlı tren dediğiniz yerde Bursa'nın en az 3-4 istasyonuna uğruyor Bursa'ya. Sıradan bir yani, uğrama değil yani. Merkezin en azından iki ucuna, Gürsü Balat tarafına uğruyor gibi. Yani tabii. Balat tarafını şimdi şöyle düşünün, öncekinde olacak olsaydı bile otobanın dibinde olacaktı havalimanı tarafında. Ama hepsi hem Gürsu'nun içerisine, Gürsu'nun alt tarafına gelecek. Yine otobana kıyısı olan bir noktada. Diğer taraftan geçit Balat dediğin zaman şehrin merkezi artık. Hı hı. Ve raylı sistem oraya ulaşmış olacak. Trafik dediniz, yani trafikle alakalı Büyükşehir ve Ulaştırma Bakanlığımızla beraber çok ciddi manada yatırımların peşindeyiz. Yani onlarla ilgili. Nedir en son? Mesela Ulaştırma Bakanımız geldiğinde şehir içi trafiğine baktığımız zaman işte şehir içi trafiğin dışarıdaki şehri yönlendiren, şehrin ana giriş arterlerini sıkıntıya sokacak olan alanları bizim rahatlatmamız gerekir. Nedir? Bunlardan bir tanesi Hasan Ağa Çalı bölgesindeki ulaşım sistemidir ki akşam ve sabah trafiğinde baktığınız zaman Hasan Ağa Çalı bölgesinden şehir merkezine doğru geliş ve gidişlerde ciddi bir trafik sıkışıklığımız var. Bunun otobana bağlanması ve oradaki işte şu anki 2x2 olması, 2x3 olmasıyla alakalı bir alan var. 3,5 kilometrelik bir alanımız asıl küçük sanayiye kadar olan bir bölge. Onun çok hızlı bir şekilde şu an yapılanması süreci. Bir kısmını Büyükşehir, bir kısmını Ulaştırma Bakanlığı yaparak hızlandırıyoruz. Arka taraftan bakarsanız Görükle hattında işte onunla ilgili metro çalışmaları bir taraftan devam ediyor önümüzdeki süreçte. Şehir hastanesine giden raylı sistem bir etkisi var mıdır? Mutlaka olacaktır. İstanbul yolu üzerine T2 dediğimiz hattımız işte 5. 6. aya kadar biz bunları faaliyete sokmaya çalışıyoruz. Yalnız bitmeyen bir hikaye durumunda maalesef. Ya şöyle hızlandır. Ya bu pandemiyi küçümsemeyelim. İstanbul yolunun bir kadersizliği mi ne var? Oraya kurulan tesisler de çok iş yapmıyor. Yolunda da sıkıntı var. Ama bilmem kadersel bir şey sanki. Şöyle bir şey, İstanbul yolu üzerinde şu an ciddi manada çalışma var. Biliyorsunuz 5 yol kavşağında. Sanki durdu patlayacak oradaki atmosfer güzel. Aynen öyle, çünkü asıl tetikleyecek olan şey 5 yol kavşağımızın şu an kamulaştırmaları ve inşaatla kentsel dönüşümleri planlanıyor. Hemen alt tarafa geçiyorsunuz. Adliye kavşağımız var.
Sonra yine Botanik hattından gelen hattın o Adliye Kavşağı'ndan önce bir C şekliyle İstanbul yoluna bağlanması var. Baktığınız zaman Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin otobana direkt bağlanma meselesi var. Üst üste peki, koymaya başladığınızda... Bunlar için bir kaba takvim belli mi? Yani bu sene mesela bazıları devreye girecek mi? 2023 mü daha fazla hedef? Şöyle, burada mesela 5 yol başladı şu an. Eğer muhalefet de bunu çok yani habire vatandaşı yanlış yönlendirerek üzerime burada şu oluyor bu oluyor diyor ama bizim derdimiz Bursa. Bursa ile alakalı hem kentsel dönüşüm noktasında hem de kavşakları açma noktasında ciddi bir efor sarf ediyoruz. Çok ciddi kamulaştırma bedelleri ödüyoruz büyükşehir olarak da. Ulaştırma Bakanlığı'nın da desteğini almaya çalışıyoruz. Hızlı bir şekliyle biz bunları çok uzun sürecek şeyler değil. Yeter ki davalarla vakit kaybetmeyelim. Kamulaştırmalarla ilgili kavga gürültü olmasın. Uzlaşmayla olabildiğince vatandaşımızı uzlaşma üzerine yönlendirerek bunları neticeye götürmek istiyoruz. Bunların hep bir yerde fren de yaptırdığı bir kentsel dönüşüm meselesi kesinlikle var. Bu ayrı bir tartışma konusu zaten ama en azından şehrin göbeğindeki o tarihi bölge, o aks temizlenmeye başlandı. Tabii ki o da hukuksal meseleler, yargıda çıkıyor, başka şeyler de zaman alıyor ama gerekliymiş. Açıldıkça vatandaş da hissediyor anladığım kadarıyla. Süremiz doldu taşmak üzere ama çok kısa şunu merak ediyorum. Bütün bunların göbeğinde şu da var. Ekonominde farklı bir tarafı. Ya güzel Uludağ'ımız var. Deniz bir tarafta, tarih bir tarafta, doğa bir tarafta. Biz şu turizmden bir türlü helvayı yapamadık, yiyemedik. Hep konuştuk. Yıllardır ben bıktım açıkçası dinlemekten. Türk dünyasının hani merkezini bu yıl buraya getirdik. Evet. Orada bir tetiklenme. Hep bir şeyler var. Ya umudunuz var mı? Yakında turizmden gerçekten de Türkiye yani Bursa özellikle tabii Arapların dışında turist görebilecek mi, parayı yiyebilecek miyiz? Şöyle, Bursa ölçeğine baktığımız zaman hakikaten bu bizim için belki üzülecek noktalardan bir tanesidir. Milli gelire neredeyse %7, %8 katkısı olan bir Bursa şehrinde yaşıyoruz. Cari yani bütçeye, Türkiye'nin geneli itibariyle bahsediyorum. Zaten bir de dış ticaret fazlası veren, cari fazla tek veren yani bir Türkiye'de genç. 8 milyar dolar veren, dış ticaret fazlası veren başka bir şehir yok. 16 milyar ihracatımızın, yani buna karşılık da 8 milyar dolar ithalatımız olan bir Bursa şehri var. Ama bunun, biz gelirimizi nereden elde ediyoruz? %45'ini sanayiden, %5'ini tarımdan. Üzülecek bir noktada. Hani tarım şehri diyoruz da. O tarafa ayrı bir program konusu açacağız. Turizmden %2,5. Şimdi tarihi kent diye saydığımız bir Bursa var. Osmanlı payitaht şehri. İmkanları olmasa bu kadar fazlası da Türkiye'de yok. Hepsini bir arada barındıran il yok gibi neredeyse. İşte bu tarihi işte kentler birliği meselesi üzerinden gittiğimizde bizim Bursa'nın bu dönemdeki almış olduğu misyonu itibariyle ister istemez güzel bir turizmle alakalı atmosfer yakalanıyor. Ki büyükşehirde bunlarla alakalı biliyorsunuz en başta Hanlar bölgesi. 20 yıldan beri yapamamış olduğumuz bir şeydir ki çok ciddi bir para aktarılıyor ve çok ciddi bir yatırım yapılıyor. Onlar da yapıldıktan sonra ciddi bir katkısı olacağına inanıyoruz ama turizm biliyorsunuz pazarlamadır. Tabii, birinci özelliği tanıtımdır. Evet, biz tanıtımı ne kadar fazla yapabilirsek, bu tanıtımı ne kadar çok sahaya yayabilirsek, dış dünyaya açabilirsek ki bununla alakalı hem büyükşehir belediyemiz hem de ilçe belediyelerimizin ciddi bir bu konuda çalışmaları var. Ben önümüzdeki süreçte bunların meyvelerini almaya başlayacağımıza inanıyorum. Arka planda ekiplerimiz ajanslarla, dış ülkelerle ciddi irtibatları var. Ama dediğim gibi bizim pazarlama ve tanıtımımızı artırmamız lazım. Bu artırma tanınırlığı, bilinirliği artırdığımız zaman Bursa bunun meyvesini yiyeceğine inanıyorum. Evet umut varsınız. Hiçbir eksiğimiz yok çünkü. Tabii, bir de biliyorsunuz bir bununla beraber diyorsunuz. Alan başkanlığı üzerinde de duruyoruz. Hı-hı. Ayrı bir i̇şte şeydir bir, o da apayrı bir şey. Uludağ'a da yepyeni bir kimlik kazandırmak lazım. Aynen öyle. Burada uzun vadeli bir yatırım şüphesiz ki ayrı tartışmalar da var. Bursa konuş bitmeyecek bir kent neticede. Evet, elbette ki dünya ve Türkiye ile birlikte değerlendirmek lazım. Biz bayağı bir güzel süreyi kullanarak değerlendirdik ama bana yetmedi açıkçası. Sizi 40 yılda bir yakalıyorum bu sohbeti yapmak. Ayrı bir keyif. Kısmet olursa yine yapalım inşallah. İnşallah. Buradan da katılımınızdan dolayı, verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, hayırlı günler diliyorum. Evet, Bursa'yı konuştuk. AK Parti Bursa İl Başkanı Sayın Davut Gürkan'la beraber bu yayınımızın sonuna geldik. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.